Efendim anneciğim. Emre'cim neredesin? Bak Can da kayboldu. E dışarıdayım anne. İşim var. Abimin de işleri var. Ajansa gelmeyeceğiz bugün. Akşam evde görüşürüz, olur mu? İyi sen ne yap et? Akşam abini eve getir, tamam mı? Öyle dışarılarda kalmasın yine. İşte bu çok zor. Abimin canı çok sıkın. Niye? Ne oldu yine? Ay hep bir aksiyon, hep bir aksiyon. İşte tam da bu yüzden akşam evde yemekte toplanıyoruz ve konuşuyoruz. Ben abini arıyorum. Anne, sen Emre tartışmışlar. Bir de sen özene gitme. Aha. Ne olmuş ki? Sanem'le niye tartışmış abi? Aa, ne olacak işte kenar mahalle kızı. Evlilik mevlilik diye bunu atmıştır çocuğu. Evet, evlilik teklifi yüzünden tartıştılar ama senin sandığın gibi değil. Evlilik teklifini abim etti. Sanem kabul etmemiş. Ne diyorsun? Neden reddetmiş Sanem abinin evlilik teklifini? Hayret. Bilmiyorum anne. Neyse eve geldiğinde konuşuruz, tamam? İyi tamam. Hadi öpüyorum. Doğru mu duydum? Bak sen şu işe. Can Sanem'e evlenme teklif etmiş ve Sanem kabul etmemiş mi? Öyle. Aynen öyle Aylin'cim. E ne güzel. Hayır güzel olmasına güzel bir haber de. Yani kapına kadar gelen bir kısmet. Niye reddedersin? Kim bilir? Bu kızda bir şey var artık eminim. Neyse ben eve geçeyim. Akşam Emre'den bir şeyler öğrenirim belki. Tamam Hüman. Görüşürüz tatlım. Alo. Fabricim, sana çok güzel haberlerim var. Dinliyorum. Sanem, Can'ın evlenme teklifini kabul etmemiş. Niye ki? Kavga mı etmişler? Bildiğim kadarıyla hayır ama. Bana hiç normal gelmedi. Yok, bu işin içinde bir iş var. E tabii, Can'a yalan söylediği için suçluluk duyuyor. Ve bu yüzden kabul etmemiş olabilir. Can kim bilir ne hale gelmiştir reddedilince. Acaba Sanem onu açıklama olarak ne yalan söyledi? Bence şimdilik yalan söylüyor olabilir. Ama eğer ben Sanem'i birazcık tanıdıysam... ...Can'a doğruları söylemesi hiç uzun sürmez. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz. Planımızı hemen harekete geçiriyoruz. Redmond kampanyası ile ilgili orada çalışılan her şeyi istiyorum Aylin senden. Nasıl? Fabricim, daha buradakilerin güvenini kazanmaya çalışıyorum. Yani benden kampanyanın tüm detaylarını gizliyorlar tatlım. Aylin. Bak benim kaybedecek hiçbir zamanım yok. Ben sana o hisseleri orada benim işime yara diye verdim, değil mi? O yüzden ne yap et? O kampanyayla ilgili detayları benim için öğren. Kolay gelsin. Kampanya Redmond için mi? Hayır Aylin Hanım. Başka bir firmanın revizeleri. Güzel oluyor ama. Teşekkürler. Sen tatlım Redmond'a mı çalışıyorsun? Hayır Aylin Hanım. Kolay gelsin. Redmond için mi bu? Hayır eski kampanya. Güzel bir kampanyaydı o zaman. Bakar mısın? Buyurun, buyurun Aylin Hanım. Farkında mısın bilmiyorum ama ajans tarihimizin en önemli kampanyasını aldık. Ama kimse bununla ilgili çalışmıyor. Nerede bunun ön hazırlıkları görmek istiyorum. Aylin Hanım, benim de pek bir bilgim yok ama Sanem ilgileniyordu onunla. Neredeymiş bu çalışmalar? Bilmiyorum. Bravo yani. Ajans tarihimizin en önemli kampanyasını alıyoruz. Ama kimse çalışmıyor ya da çalışılandan haberi yok. Bu ciddiyetsiz işleriş kökünden değişecek haberiniz olsun. Sanem Arşiv'deki bilgisayarda çalışıyordu en son. Sonunda bir soruma cevap alabildim. Herkes işinin başında. Gülis. Ne diyor bu yine? Ay ne bileyim. Bağırın duruyor böyle derin onun gibi. Sen daha
dün ajansın içeri giremiyordun. Şimdi böyle başımızda patron patron hareketler. Patron zaten. Ajansın %20'si onun. Hatırlatmasana CC. Güç zehirlenmesi yaşıyor. Ben de güç zehirlenmesi yaşamak istiyorum. Evet, güçlü olup zehirlenmek istiyorum ben de. Mesela Aylin Hanım seni kovabilir. Hemen kapını çık dışarıda, çıkmak zorunda kalırsın tabii. CC, ben sana kaç kere söyleyeceğim evrene böyle kötü enerjiler yollama diye. Evrene enerji yollamadım şu anda, örnek verdim. Güliz, kapa gözlerini. Yani? Kapat. Aç, avcunu aç, uzat. Avcunu aç, evet. Ay ne oluyor CC? Kapat, kapat. Sakin ol, sakin ol. Evet. Ay ne oluyor CC, ya korkuyorum. Ay ne oluyor? Ne? Ne bu acaba? Ne acaba? Cici ne oluyor sorar mısın? Aç. Aylin Hanım'dan koruması için ben de takıyorum. Ya Cici. Çok teşekkür ederim. Minnet duy bana. Cici. Efendim? Sana bir sır vereyim mi? Hayır. Sır falan verme. Gerçekten çok önemli. Vallahi içimde patlayacak. Lütfen söyleyeceğim. Gidiyorum. Gitme dur. Söyleyeceğim. Hayır. Aylin Hanım. Emre Bey yeniden kanca yaptı. Bence tekrar sevgili olacaklar. Oh, rahatladım. Olamaz ki öyle bir şey. Nasıl olamaz? Evet, çünkü Emre Bey ley. Ley ney? Ley ley ley. Ley ney ley? Ne diyorsun? Leylek. Evet, leylekler. Çok böyle göçüyorlar falan. Yazın geliyorlar. Leyleği havada gördüm derler. Seni leylekler getirdi derler. Öyle leylekler. Aşk leylek. Söyleyecek. Aç o internette falan araştır. Böyle onlar geliyor gidiyor. Öyle yazları geliyorlar. Leyleği havada gördüm derler. Lan. Sınıfın en çalışkan kızından bir solgan daha. Burada ne varmış? Cece ne yapıyorsun? Hiç öyle geldim. Bir işim yok aslında ama etrafı denetim, kontrol yapıyorum. O zaman çık işin yoksa. Nasıl çık? Şirketten mi çık, odadan mı çık, nasıl çık, nereden çık? Cece buradan çık. CC. Evet, tamam. Başka bir simge miydi bu, çalışmıyor mu? Ne bu, anlamadım. Aylin. Aylin. Aylin bir dakika bakar mısın? Ne vardı Derencim? Çok gerginmişsin, öyle duydum. Çalışanları azarlıyormuşsun. Evet tatlım. Yani farkında mısın bilmiyorum ama ajans tarihimizin en önemli kampanyasını aldık. Ama kimse bununla ilgili çalışmıyor. Artık birinin yapması lazımdı yani. Gerçi nereden bileceksin? Sen bu kampanyayı yönetmiyorsun değil mi? Sahi bunda mı Sanem yönetecek? Nereden çıkarıyorsun bunları? Hiç böyle bir konuşma olmadı. Hiç böyle bir konuşma olmadı. Uyduruyorsun şu anda. Ya sen de böyle bekliyorsun yani. Ya Derencim, sen kendini Hüma Hanım'a ne zaman kanıtlayacaksın? Kadın ajansı çok kalabalık buluyor. Sen buraya gelir misin bile? Gelir misin? Ortalık yerde konuşuyorsun. Ben bu ajansta bir sürü proje bitirmiş insanım, tamam mı? Her şeyden önce benim temiz bir geçmişim var bu ajansta. Geçmiş, geçmişte kaldı hayatım. Ya da sana şöyle bir soru yönelteyim. Mekkina'nın yeni parfüm kampanyası için nasıl bir slogan düşündün? Yani var kafamda bir şeyler, tabii ki seninle paylaşacak değilim de yani henüz çok da olgunlaşmadı. Tam düşündüğüm gibi tatlım.
O yüzden ben de sana bulduğum sloganı vermeye karar verdim. Neymiş o? Hatırlan. Hatırlan. Yani çok da fena gelmiyor kulağa ama... Bir dakika Ayrı. Sen niye paylaşıyorsun benimle böyle bir şey? Çünkü Derencim, Sanem'e senden biraz daha fazla gıcık oluyorum. Hı. Yani onun başarılı olmasındansa senin başarılı olmanı tercih ederim. Ayrıca bu ajansta bence birazcık unutulmaya yüz tuttun tatlım. Yani çok geç olmadan hatırlanmanı istiyorum diyelim. Hatırlan. Hatırlan. Sen buradan yürü tatlım. Bence bomba gibi bir proje çıkaracaksın. Yani şu ajansta kaç tane akıllı kadın kaldık ki? Ay. Birbirimize destek olmamız lazım. Hadi. Hatırlan. Red modda hatırlar. Çocuklar çok acil kalem lazım bana Mami. Hemen, hemen arkanı döner misin? Hemen not almam lazım çünkü uçup gidecek. Hatırlan. Hatırlan. Hemen bak alt slogan geliyor görüyor musun? Böyle, böyle gözümün önünden geçiyor şimdi hatırlan. Çok kolay be. Hedef kitleye gör. Deren Hanım ne yapıyorsunuz? Çalışma arkadaşımız o bizim. Ne yapıyorsunuz? Deren Hanım ne olarak kullanıyorsunuz insanları? Deren Hanım. Çalışıyorum burada ben Cece. Ben çalışırken benim konsantrasyonum bölünmeyecek. Bunu bunca senedir öğrenemediniz siz. Ben çalışırken dikkat edilecek, sessizlik sağlanacak. Hatırlan. Pist ne ya? Kedi miyim ben? Pist diyor. Çağırırken de pis pis deyin. Mama verin. Kapı koyun şuraya yiyeyim ben onları sabah. Sen de ne şey yapıyorsun sırtına yaz yaz yürüyor. Ezdirmeyin kendinizi. 1+1 yüksek girişli 3500 lira. Evet 2+1 ebeveyn banyolu ne kadar? 4500 lira. Bu ne yani ebeveyni de mi veriyorsunuz acaba yanında? Bu ne ya bunun fiyatı iyi gibi. Evcil hayvan kesinlikle iste... Bu insanlar kafayı yemiş ya bu evcil hayvan olunca ne oluyor acaba? Evcil hayvanım yok ama eliyorum size. Sanem... Günaydın Cece. Günaydın da Sanem ya. Sabaha kadar uyuyamadım gözüme uyku girmedi benim. Ben de hiç uyuyamadım. Ev sahibim beni evden çıkarıyor da. Yani her ilişkide olur böyle şeyler. Ne olacak ki? Ama çok pahalı yani bu kadar para. Ne bileyim bu kim veriyor bunlar? Kim ki ya? Ceyda kim ki ya? Ne var? Ben gidip konuşacağım. Cesaret toplayıp konuşacağım. Ne var bunda? Tabii canım. Ne arayıp duruyorum ki ben burada? Gideyim emlakçıya her şeyi anlatayım, konuşayım onunla. Böyle böyle benim şartlarım bu diyeyim. Evet doğru. Yani sonuçta biz o ev sahiplerinin isteğine göre insanlar değil. Bizim de duygularımız var. Bizim de isteklerimiz var yani. Ya benim de bir duygularım var sonuçta. Ben kıskanabilirim. Bu çok çok normal bir şey. Ben gidip konuşacağım. Tabii ya Sanem. Kesinlikle öyle. Aynen doğru. Öyle. Evet. Can günaydın. Günaydın. Can ben dün gece için... Öğleden sonra Mr. McKinnon'la görüşeceğim. Redmond kampanyası için. Yani daha vakti var ama ilk fikirleri derleyip toparlamamız lazım. Adama somut bir şeyler gösterelim olur mu? Tamam. Ben hemen toplantı organize ederim. Zaten hazırlıkları tamamlamıştım. Okey süpersin. Ben de seni. Ay, sen kapağı oldu değil. Sen de öyle yani. Süpersin sen de. Evet çok süper yani. O da süper. Günaydın. Günaydın. Şu daha uygun. Tabii ki. Tabii. Anneciğim, benim biraz işim var. Otomaya geçiyorum. Hı, kolay gelsin. Bana da kolay gelsin. Tamam. Sizle çok iyi anlaştım. Hülyana. Evladım, önüne baksana. Evladım derken böyle bir anne şefkati mi? Yani size anne mi diyeyim? Öyle bir şey mi? Kiralık eviniz var mı? Ne? Kiralık eviniz 2+1, 1+1 de olur geniş semet. Emlakçı mı burası çocuğum? Hayır emlakçı değil, ev arıyorum. O yüzden size danışayım dedim. Günaydın Hüma Hanım, buyurun kahveniz. Günaydın. Nefis kokuyor. Gülizdi değil mi? Evet efendim, Güliz'di. Hala da Güliz. Ben de CC'ydim, hala da CC'yim. Ofis boş, şu paltoyu al. Hala da CC'yim. Ofis boy. Evet. Nasılsınız? Yine çok şıksınız. Ay çok teşekkür ederim. Ben şimdi birazcık Emre'nin odasına geçeceğim, sonra tekrar görüşürüz. Tamam. Görüşürüz.
Günaydın Emre'cim. Günaydın Aylin. Ben de seninle konuşacaktım, gel. Sonunda benimle konuşmaya karar verdin demek. Bir de özel diyorsun. Bayılırım. Neler çeviriyorsun Fabri'yle? Emre'cim, Fabri tarih oldu benim sayemde, hatırlatırım. Aylin, buradaki herkesi kandırabilirsin ama beni asla. Sanem'in Fabri'ye kokusunu verdiğini biliyorum. Ben aslında o olayı birazcık şaşırdım, biliyor musun? Demek ki büyük aşkların da bir bedeli olabiliyormuş. Ama bundan Can'ın haberi yok galiba, değil mi? Karşımda hala oynuyorsun. Sanem Fabri'ye kokusunu verince Fabri bir adım geri çekildi. Hala oyunun içinde. Sen ne iş yapmak için de kağıt üzerine hisseleri sana devretti. Güzel plan. Şimdi sıradaki planınız ne? Emre'cim, hayal gücüne hayran kaldım tatlım. Bırak artık oyunlarından sıkıldım. Ben oyun falan oynamıyorum Emre'cim. Abim, bu yaptıkların öğrenirse ne olur biliyorsun değil mi? O değil de abin Sanem'in yaptıklarını öğrenirse ne olur, ben onu biliyorum. Bir de senin arkasından çevirdiğin işleri öğrenirse ne olur? Ve bunların hiçbirinden Hüma Hanım'ın haberi yok değil mi? Aylin ve tehdit. Tehdit ve Aylin. İnan sana şaşırmıyorum bile. Aşk olsun Emre'ciğim. Ben tehdit etmiyorum. Ben sadece içinde bulunduğumuz durumu sana hatırlatıyorum. Her şeyin bir bedeli vardır sevgilim. Bin kere söyledim sana. Bir daha söyleyeyim ama. Ben senin sevgilin falan değilim. Ben yaptıklarım için bir bedel ödedim. Merak etme, sen de ödeyeceksin. Evet ama ben bedel ödemem. Ödetirim. Bunu da sana hatırlatırım. Ve dikkatli olmanı tavsiye ederim. Leyla'cığım. Emre'ye mi bakmışsın? Hı hı. Ama müsait değildi. Önemli değil, ben daha sonra uğrarım. Tatlım, Emre ile ilgili hala içinde bir ümit varsa söndürmeni tavsiye ederim. Biz Emre ile tekrar birlikteyiz. Tabii kimse bilmiyor şirkette. Çünkü son olanlardan sonra benim burada birazcık kendimi sevdirmem lazım. Bak tatlım. Buranın bir çalışanı olarak tabii ki de Emre ile aranızda iş ilişkisi olacaktır. Ama bundan fazlasını ümit etmemeni tavsiye ediyorum. Bunu bir nevi kadın dayanışması olarak alabilirsin. Kolay gelsin. Arkadaşlar, Red Mod parfüm kampanyamızla ilgili akıllarda neler var? Evet CC, dinliyorum. Upuzun bir hikaye bekliyorum senden. Şimdi şöyle, bir gencimiz var. 6 yıldır aynı evde yaşıyor, hanede yaşıyor. Daha sonra ev sahibi onu oradan çıkarma kararı alıyor. Halbuki ondan iyi bir kiracıyı bulamaz. Çünkü bir gün bile kirasını aksatmamış bir kiracıdan bahsediyoruz şu anda söz konusu olan o. Daha sonra tabii ki üzülüyor ve yollara düşüyor, derbeder oluyor. Bir kozmetik dükkanına giriyor. Daha sonra gezerken kozmetik dükkanı dertli dertli tabii ki. Efkarlanınca gireriz. Birden yapıyor ve Red Mod şişesini görüyor. Tabii ki tasarımı ilgisini çekiyor ve alıyor. Bu da neymiş diyor. Bakıyor ve hoşuna gidiyor. Çıf çıf yapıyor. Kokluyor güzel. Gidiyor kasiyere. Bunu alabilir miyim diyor. Parasını öderseniz tabii ki diyor. Öyle bir diyalog oraya komediler ekliyor. Ay nereye varacak acaba bu işin? İşin içine, dramatürjinin içine biraz da komedi de ekliyorum ki hani insanlar şey olmasın diye. Hayatın içinde bu da var çünkü. Tabii. Teşekkür ederim. Hayır. Yani parfüm deyince aklına bunlar mı geldi CC? Parfümü anlattım işte. Parfümle konuya girdi parfüm. Önce normal başlattım. Aslında ne olduğunu bilmiyor seyirci. Tamam, daha sonra parfümü soktum. Ve şimdi de devam edeceğim konuya izin verirseniz Can Bey. Sakin ol CC, tamam dinliyorum ben seni. Tamam, tamam. Daha sonra eve gidiyor. Birden kapı çalıyor ve ev sahibi gelmiş. Yanında da 2 kişi var. Ne olacak, çıkartıp mı atacaklar? Almanya'dan çocukları gelmiş. Ne oldu? Toplayacağım şimdi.
Ay Cece, ne oldu? Evle ilgili problemler yaşıyorum da Can Bey, ev sahibi beni evden çıkarıyor. Tam Almanya'dan mı gelmiş deyince de öyle bir konu yaşıyorum üstüne. Ama bu yüzyılın klişedir. Gel Cece. Ev sahibinin çocukları gelir yurt dışından. Sonra kiracıyı şutlarlar. Öyle mi? Evet Cece, iyi gidiyordun aslında. Devam etmek ister misin? Can Bey, ben biraz daha iyi hissedince devam etsem. Cece'yi toparlayana kadar arkadaşlar, başka parlak fikirleri olan var mı? Can, aslında ben bir çalışma yaptım kampanya ile ilgili. Süper. Bir slogandan yola çıkıp geliştirdim fikri. Sloganımız hatırlan. Güzel, kulağa hoş geliyor. Evet. Biliyorsunuz ki bilimsel olarak insan hafızasının büyük bir bölümünü koku hafızası oluşturuyor. Bu kanıtlanmış bir şey. Mesela bir ortama gireriz, ortamda çok güzel bir koku duyarız ve çok sevdiğimiz biri aklımıza gelir. Yani biz fark etmeden insanların hafızasına imza atıyoruz. Bunu da hatta alt slogan olarak kullanabiliriz diye düşündüm. Kokun imzandır. Mesela kalabalık görseli düşünelim reklam filminde. Herkesin kokusu havada dağılıyor. Bir tek Redmond parfümün kokusu havada dağılmadan asılı duruyor. Ve bir imza olarak biz görüyoruz. Ve kadın ve erkek oyuncularımız reklam filmindeki bu imzayı takip ederek birbirlerine kavuşuyorlar. Çok saçma Can Bey. Ne demek saçma? Şimdi o koku imza olarak havada kalamaz. Fiziksel olarak real değil. Ama nasıl oluyor bu? Ne oldu senin? Bu benim sloganımdı. Nasıl? Ne? Nasıl yani? Ben defterimde bunu çalışmıştım. Hatırlan diye slogan yazmıştım. Böyle göstereyim. Nasıl yani? Ne demek istiyorsun sen şimdi? Çaldın mı ben şimdi bunu? Yok, ben bir şey demek istemiyorum. Sadece benim çıkış noktam buydu demek istiyorum. Ne yaptım ben yani? Ben senin defterinden sloganını aldım. Üstelik kampanya mı yaptım? Çaldı mı ben bunu? He? Benim kafam çalışmıyor mu yani? Ben reklamcı değil miyim ben? Benim kafam çalış... Çaldın mı ben? Oğlum, sakin ol. Sakin ol Deren. Tamam, dur. Yani Sanem, Deren asla böyle bir şey yapmaz. Üstelik bu tip kampanyalarda, bu tip toplantılarda böyle fikirler, böyle şeyler olabilir. Böyle tesadüfler olabilir. İki kişi aynı fikri bulmuş olabilir. Olur yani böyle şeyler. Senin üzerine koyacağın bir şey var mı bu slogan üzerine? Hayır, benim geliştirmek için zamanım olmadı. Demek ki neymiş? Demek ki zaman ayırmak gerekiyormuş değil mi? Demek ki reklamcılık ciddi bir işmiş değil mi? Tamam Deren, sakin dedim. Sakin, tamam. Haklısın. Yani reklamcılık evet full konsantrasyon ister. Bence slogan da bomba. Harika bir slogan. Buradan yürüyebiliriz. Bu işin kreatif direktörlüğü de sen de Deren. Evet ekip. Dağılabiliriz. Herkes küreklere geçsin. Hızlı bir şekilde yol alalım. O zaman hadi arkadaşlar. Sloganı Sanem'in defterinden mi çaldın? Evet. Harika değil mi? Ama sen şimdi bunlara odaklanma canım. Sen alkışlara odaklan. Özlemişsindir. Sen ne cesaretle böyle bir şey yaparsın? Beni kendi ahlaksızlığına alet edersin ya. Terhancığım, sen bana hesap mı soruyorsun? Benim sayemde Redmond'un başındasın ve yeniden canın sağ olsun, hatırlatırım. Ha, istersen her şeyi açıklayayım. Böylelikle Sanem başa geçsin. Sen de hırsız damgası ye. Ne dersin? Ben de öyle tahmin etmiştim. Bence senin iyiliğin için yakınımda kal Deren'cim. Evet, gidip şunları Mekke'nin anlatalım. Okeyleşirsek daha hızlı ilerleriz. Olur, çıkalım hemen. Sanem, sen burada kal. Belki bir şeyler çıkarırsın. Olur. Patron işle aşka ayırıyor galiba Sanem'cim. Ajans gün geçtikçe daha eğlenceli hale gelmeye başladı.